Arkadaşlar hoş geldiniz. Satranç olimpiyatlarının ilk turunda Türkiye'nin rakibi Porto Rico'ydu ve eğer listeye bakarsanız da büyük bir reyting farkı, büyük bir elo farkı var ama yine de maç masada oynanıyor. O yüzden hani kağıt üstünde zaten 4-0 gözüküyor. 4-0 da bitti ama yine de tabii ki dikkatli olmamız gereken karşılaşmalar vardı ve bugünün stratejisinden birazcık sizlere bahsetmek istiyorum. Ediz Gürel ve Yağız Kağan Erdoğmuş İlk kez aslında forma giydiler olimpiyatlarda ve Türk milli takımında. Dolayısıyla heyecanlarını atmaları için de bence güzel bir fırsat. İlk turdan onlar oynatıldı. Vahap Şanal yedekti. Artık bilmiyorum, yorgunlukla da ilgili olabilir ama takımımızı böyle denemek istedik. Birinci masada Mustafa Yılmaz oynayacak. Bundan sonraki karşılaşmalarda da Mustafa Yılmaz'ın tecrübesi tabii ki bizler için çok önemli. O yüzden birinci masada olması bence çok büyük bir avantaj bizler için. İkinci masa Ediz Gürel. Üçüncü masa Yağız Kağan Erdoğmuş ve dördüncü masada normalde Vahap Şanal vardı ama burada Emrecan oynadı. Tabii ki bu kadro her zaman değişecek ve en iyi kadroyu bulduğumuzda tabii ki oyuncular birbirine çok yakın reytingdeler ve yani o karşılaşmaya göre takımın kadrosu tabii ki değişecek ama burada Ediz Gürel ve Yağız Kağan Erdoğmuş'un oynaması bizler için güzel oldu çünkü heyecanlarını da atmış oldular ve ilk karşılaşmasında Ediz Gürel gerçekten çok çok güzel bir oyun oynadı ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Normalde 2002 reytinge sahip Santiago'yu muhtemelen Ediz Gürel her turnuvada yener ama olimpiyatlar olunca, yani ilk kez işte o Türk milli takım formasını giymek tabii ki büyük bir heyecan. Muhtemelen bu heyecana attığını da yani bu karşılaşma içerisinde zaten hamlelerle göreceğiz. Ve bakalım Ediz Gürel Santiago karşısında nasıl bir oyun oynadı. Beyazlar oyuna D4'te başlıyorlar. At F6'dan sonra C4 ve E6 ile birlikte siyahlar burada şunu söylüyor. At C3 gelirsen fili B4'e gelme ihtimalim var diyor. Ama beyazlar at F3 oynayınca siyahlar hemen D5 ile beraber merkeze oynamak istedi. Ve at C3'ün devamında konuma baktığımızda yani kabul edilmeyen vezir gambitine dönüşmüş oldu oyun. Ve burada hemen C6 oynuyor. Ve Ediz Gürel burada semislav dediğimiz, yarı slav dediğimiz bu varyantı tercih ediyor. E3 hamlesi oynandı. Fil D6'dan sonra vezir C2 ve at BD7'nin ardından siyahların hamleleri hem fil D6 hem de at BD7 ile beraber E5'i ister nitelikte. Ve beyazlar hemen fil D3 hamlesini oynadılar. D çarpı C4, fil çarpı C4. Burada bir tempo kaybı tabii ki geldi ama tempo kaybetmeden buradaki fili tabii ki D3'e çıkma ihtimaliniz yoktu. Ve fil C4'ün ardından siyahlar E5 hamlesini oynadılar. Şimdi zaten amaçlardan bir tanesi E5'ti. Fakat burada beyazlar D çarpı E5 almadığında biz sadece bekleyeceğiz. Yani aslında her iki tarafında yapması gereken beyazlar bekleyecek, siyahlar bekleyecek ve bir yerde kırışıldığında diğer taraf daha iyi kalabilir. Ve burada o tuzağa düşüyor belki de Santiago. Hemen D çarpı E5 almayı tercih etti. Fakat hemen at çarpı E5 ile birlikte merkeze geldi o at. At çarpı E5 ve fil çarpı E5. Şimdi tabii ki taşları kestiniz beyazlarda. Belki de oyunun sonunda hani bir beraberlik de düşünüyorsunuz ki oraya da götürmüş olabilir ama beyazların üstünlüğünden almış oldunuz. Ve H3 hamlesiyle beraber kısa rok ve vezir E7 hamlesiyle artık Ediz Gürel belki de fil E6 ile taşları değişip oyun sonunda bu oyunu kazanmak istiyor. Tabii ki riske girmeden bu oyunu hemen bitirmek Ediz için de mantıklı. Çünkü muhtemelen heyecan duyduğu bu karşılaşmada hızlıca oyun sonunda kazanacak ve devam edecek. Ama şu anda kazançlık bir konum hiç yok. Fil D2. Tabii ki beyazların amaçlarından bir tanesi atı bir yere attıktan sonra fil C3 oynamak ve E5'teki fili kesmek, aynı zamanda buradaki kötü filden de kurtulmak olabilir. Fil E6 hamlesi geldi. Fil çarpı E6, vezir çarpı E6, A3 görüyoruz. Kale F8. Buraları birazcık hızlı geçeceğim çünkü her iki oyuncu da dikkat ederseniz kaleleri merkeze doğru getirdiler. H6 hamlesinden sonra da kale E2 ile beraber beyazların gerçekten ne yaptığını anlayamadım burada. Muhtemelen fili E1'e çekip kale D2 oynamak istiyorlar fakat yani bunun yöntemi gerçekten bu muydu onu tam bilmiyorum. Yani hazır fili D2'ye gelmişken buradaki atı başka bir yere atıp burada fil C3 oynanılabilirdi fakat böyle bir hamle gelmedi. Vezir C4 hamlesi geliyor. Vezir C4'ten sonra hem buradaki işte E2 istemek mantıklı çünkü fil çarpı
Yani gerçi buradaki varyantlardan bir türlü E2 düşmüyor ama yine buralara baskı koymuş oluyorsunuz ve devamında vezir tekrardan H4'e ve şah kanadına bakabilir. File E1 hamlesi geldi. Şimdi ona karşılık B5 oynanıyor ve B5'ten sonra kale D8, kale D8 ve beyazlar oyundaki bütün taşları değişmeye razılar ve kale D2 hamlesini oynuyorlar. Şimdi kale D2'den sonra hemen şu varyanta bakmamız lazım. Kale çarpı D2, fil çarpı D2 ve kuşkusuz bu konuma hiçbir değerlendirme olmadan baksaydınız derdiniz ki ya siyahlar birazcık önde olmaları lazım. Çünkü hem 3'e 2 burada tabii ki öndeler. Tabii diğer tarafta 4'e 3 olmasının şöyle bir önemi yok. Çünkü buradan piyonları sürdüğünüz zaman diğer şahın buna yardım etme ihtimali yok. Hem de fil buraya bakıyor, at merkeze doğru bakabiliyor ve beyazların da taşları çok sıkışık bir konumda. O yüzden dersiniz ki tamam kale D2 değişiyorum ve konum muhtemelen kazanç oluyor. Fakat Ediz Gürel eğer kaleleri keserse oyunda çok daha az taş kalacak ve hani eğer o varyantın sonunda hesaplar yapılıp bakıldığında eğer bilgisayara göre diyelim ki berabere ise orayı kazanmakta zorlanacak Ediz Gürel. Dolayısıyla kaleleri ben oyunda tutsam daha iyi dedi ve kale B8 hamlesini bile isteye bu yanlış hamleyi yaptı. Konuma baktığımızda artık at E2'den sonra beyazlar iyi gözüküyor ama buradaki at E2'yi bulmak gerçekten kolay değil. Çünkü at E2 oynayacaksınız ve yani taşlarınız yine burada dizili ve çok iyi bir konumda değil. Dolayısıyla at E2 oynamak yerine at D1 hamlesini oynadı. Atı oradan çekeceksen aslında E2'ye gelmek belki de daha mantıklıdır. Çünkü at D1'de hiçbir iş yapmıyor. Şimdi vezir E6'ya geri döndü tabii ki ve B4 hamlesiyle beraber buradaki C piyonunun ilerlemesi durduruldu. Ama bilgisayar bize diyor ki aslında C5 oynayabilirsin. Çünkü BC5'ten sonra burada at E4 gibi bir hamle var. Kale D3'e de vezir C4 gibi bir şey var ki yani bunu hesaplamak gerçekten çok zor ve gereksiz aslında. Çünkü basitçe siz kale C8 oynuyorsunuz ve atı E4'e atacağım. Veziri istersem sonrasında yani C5 ve devamında vezir C4 zaten oynayabilirim. O yüzden burada kale C8 oynamak gerçekten çok mantıklı. Kale D3'te beraber at E4 temposundan kaçtınız. Ama yine de at E4 oynandı ve F3'ten sonra da burada at D6'ya döndü. Ve siyahların isteklerinden bir tanesi atı C4'e koyacak ve C5 oynayacak. Rahat rahat kalenin hattı açılacak ve buradaki geride kalmış piyondan kurtulduktan sonra siyahlar istediği gibi konumu oynayacaklar. Ki burada bilgisayar -0.3-0.4 veriyor ama ben buraya daha fazla yazardım kesinlikle. Çünkü atın C4'e gelmesi, işte filin buradan bu çaprazda siyah karelere çok iyi bakması, vezirin G6'dan yine buralara bakması çok büyük tehditler. Fakat at C4'ün çalışmamasının sebeplerinden bir tanesi, yani at C4'ün o kadar da iyi hamle olmamasının sebeplerinden bir tanesi buradaki vezir C5 hamlesi. Çünkü artık siz at C4'te oynarsanız vezir A7'nin devamında piyon kaybedeceksiniz. Evet konumunuz güzel olacak ama yani böyle bir karşılaşmada şunu riske etmenize hiç gerek yok. Dolayısıyla A6 gibi bir hamleyle beraber o piyon korundu ve A6'dan sonra fil C3 hamlesiyle artık sonunda planladığı o fil C3'ü yapmış oldu. Ama tabii ki buradaki siyah kareler o kadar zayıfken ve özellikle fil de buraları korumaya gelemiyorken fil G3 oynamak çok mantıklı. Çünkü fil E1'e bir daha dönemiyorsunuz ve fil G3 hamlesiyle beraber buradaki siyah kareler gerçekten sıkıntı çekecek. Kalede 4 hamlesi geldi. Amaçlardan bir tanesi kuşkusuz kale G4 ile beraber burada G7'yi almak ya da belki at bir yere gittikten sonra kale E4 oynayabilmek. Fakat at F5'ten sonra onu kolay bir şekilde yapamıyorsunuz. Çünkü siz kale E4'te oynasanız, kale G4'te oynasanız burada inanılmaz bir vezir B3 hamlesi var. Ve vezir B3 ile beraber ver D1'i ve içerilerde çok güzel baskı da var. Ve eğer siz at F2 gibi bir şey oynarsanız tamam vezir belki hani artık D1'i istemiyor. Ama vezir B1 gibi hamle var ve ver şahı diyorsunuz, şahın gidebilecek hiçbir yeri yok. Eğer fil E1 oynarsanız vezir E1 mat. Eğer at D1 oynarsanız da buradan sonra tekrardan mat oluyor bu konum. Dolayısıyla burada yani vezir B3 çok önemli bir tehdit ve rakip de hemen kale D3 ile beraber burayı savunuyor. Şimdi diyeceksiniz ki belki kale E4'ten sonra burada vezir B3'e at illa F2'ye mi dönmeliydi? Nereye oynarsanız oynayın yani kale D4'te oynasanız at D4 gibi bir hamle var ve buradaki D1'deki ya atı korumanız pek mümkün değil. Belki at B2 gibi bir şey oynayabilirsiniz. Burada hem vezir D1'i hem vezir B1'i kesiyorsunuz. Fakat kale D8 ile beraber tekrardan mat isteniyor. Dolayısıyla gerçekten çok zor bir konum.
Verbi de burada D4'ü dedik. O yüzden kale D3 oynandı. Vezir G6'ya gittikten sonra da dikkat ederseniz at H4 ile beraber burada numaralar başlıyor. Ve şah kanadında inanılmaz bir atak var. E4 ile beraber bir şekilde buralar tutulmaya çalışıldı. Çünkü vezirin D3'ü istediği bir varyant var. Gördüğünüz gibi at H4, at B3'e, at G2'ye bakacak. Aynı zamanda D3'e de bakması tabii ki büyük bir istek. O yüzden E4 hamlesi geldi. Ve at H4'e gittikten sonra hem siyah kareler zayıf, hem siz burada G2 ve F3'ü istiyorsunuz, hem de vezir buradan bakıyor. Dolayısıyla artık Ediz Gürel'in yavaş yavaş kazanacak yani yakınlaştığını gördük. Şöyle bir hamle olabilir, ona bakmak lazım. Diyelim ki beyazlar herhangi bir şey oynamış olsunlar ve onun karşılığında fil D6 gibi bir şey gelsin. Ver vezir G2'den matı, ver buradan tabii D6'dan veziri, ama vezir F2 ile burası galiba korunabiliyor. O yüzden siyahlarda da acele etmeden oynamak lazım. Fakat burada vezir D4 gibi ilginç bir hamle geldi. Yani eğer sen İşte belki fil E5'i düşünebilirsin. Fil E5 oynarsan vezir F2 ile beraber hem burayı savundum hem de buradaki tehditten kaçtım. Yine bu hamle var. Dolayısıyla fil E5 olmuyor. Ve beyazların da istediği vezir G7 ve hani G6'daki vezir buradan kaçar ve mat etmeye uğraşırsa ve edemezse vezir G7'den mat olacaksınız. Dolayısıyla burada iyi bir şekilde hesaplamak lazım. Filimi bir yere dönmek lazım. İşte fil E1 olur mu, fil F4 olur mu bakmak yerine burada harika bir hamle yaptı. Ve Ediz Gürel burada çok güzel bir fil fedası ile beraber fil H2 oynadı. Ve artık bu fedayı kabul edemiyorsunuz. Çünkü eğer burada kabul ederseniz vezir G2 mat olacak. Dolayısıyla burada kaçma vakti artık, ama kaçsanız da burada vezir G2 geliyor. Şah F1, vezir G2'den sonra şah E1'e gitti ve F6'nın ardından her şeyi korudu. Yani burada tabii aklımıza ilk gelen hamlelerden bir tanesi at F3, kale F3'ten sonra vezir F3 ile beraber direkt hani kazanıyoruz gibi gözükse de vezir G7'ye mat olacağız. Dolayısıyla öncelikle bir tane F6 ile beraber orayı savunduk ve artık yani hem fil E5 gelecek, hem fil G3'ler var, hem burada at F3'ler var. Hepsini aynı anda tutmak gerçekten çok zor. Vezir E3 ile beraber at F3 tehdidini tuttu, ama bu sefer fil G3 geliyor. Ve at F2 ile orası kapandı, ama vezir G1 ve şah E2'den sonra. Yani buraları bu arada Ediz Gürel saniyesinde oynuyor hemen. Ve şah E2'den sonra. Evet, belki buralara tutundunuz. Fakat at G2 harika bir bitiriş oldu. Çünkü ver burada veziri diyorsunuz. Ve vezir atı koruyamayacak bir yere giderse tabii ki vezir F2 ile beraber direkt oyunu kazanacaksınız. Eğer vezir D4'e ya da işte C5'e gidip burada F2'yi tutmaya devam ederse de at F4 ile beraber ver şahı, ver kaleyi deyip çatal atabiliyorsunuz. Ve burada şah E3'e vezir F2 gibi bir şey var. O yüzden şahı mecburen D2'ye kaçmak durumundasınız. Ve burada yani bilgisayar at D3 almıyor bile. Fil F2 oynayabilirsiniz, C5 oynayabilirsiniz. Kalenin bu hattını açmak da önemli gerçekten. Ve her şey burayı kazanıyor. O yüzden daha fazla oynamaya gerek yok dedi ve Santiago oyunu terk etti. Ediz Gürel de ilk karşılaşmasını kazanmış oldu. Diğer karşılaşmalarda da herkes kazandı. Mustafa Yılmaz oyun sonunda kazandı. Yine böyle hani gitgellerin olduğu bir karşılaşmaydı, ama her zaman Mustafa Yılmaz üstündü. Yine Yağız Kağan Erdoğmuş da böyle çok az sürelere inmesine rağmen ilk karşılaşmasında o heyecanını attı ve çok güzel bir karşılaşma kazandı. Emrecan da 4. masada çok daha rahat bir galibiyet aldı. Umarım her gün yine burada tabii ki Türk milli takımının kazancını sizlere anlatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.